Ligin ikinci devresine değirmenlik galibiyetiyle başlayan Doğancı, Muharrem Döves Stadı'nda Çanakkale'ye konuk oluyor. Zekai Töre, Cem Öksüzoğulları, Necmi Bulut hakemi yönetiyor maçı. Dördüncü hakem Ali Özer. Tam anlamıyla deyim yerinde ise Muharrem Döves Stadı'nın hali, içler acısı, balçık tarlası, bataklık, ne derseniz maç öncesi hep bütün terimler yerinde olur gelişen. Çanakkale atağı yapılan vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Gerçekten çok ağır bir zemin. Çok zor şartlarda mücadele eden iki takım. Doğancı atağı yapılan orta arkadere doğru İsmail vuramadı. Boşta kalan top. Bir kez daha yüklenecek Doğancı takımı. Ceza çizgisi vuruş kaleci. Vuruş yapan isim Salih Hoyal o noktada. Gelişen bir başka atak Doğancı adına. Sağ kanat yine vuruş o noktada. Kaleci boşta kalan top savunma. Tehlikeyi uzaklaştırıyor. Zor şartlarda mücadele ediyor iki takım. Ağır bir zemin. Serbest vuruş kazanıyor. Çanakkale takımı o noktada. Dediğim anda çalan düdük ilk 45 dakika tamamlanıyor. İlk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlikle Muharrem Döves Stadı'nda devre tamamlanıyor. İkinci yarıya Çanakkale'nin vuruşuyla başlanıyor. Gelişen Çanakkale atağı. Kaleye karşı pozisyon vuruş o noktada sonuç gelmiyor. Ev sahibi takım Çanakkale adına. Gelişecek olan bir başka atak. Müdahale o noktada. Müdahale yapan isim Hüseyin Karava. Zekai Töre çaldı düdüğünü. Hüseyin'in rakibine yaptığı hareket durdurdu oyunu bu noktada. Doğancılı futbolcuların itirazları var. İtişmeler, katışmalar. Mehmet Toros o noktada olan isim. Mehmet Toros pozisyon için muazzim Zekai Töre. Çekti oyuncuları kenara. Ayırdı o noktadaki isimleri. Mehmet Toros'a gel dedi. Çekti Mehmet Toros'u yanına. Sarı kartını Mehmet Toros'a gösteriyor. Maçın orta hakemi Zekai Töre. Devam ediyor olaylar. O noktada olan isim. Çok sinirli bu dakikada. Ersen Esmer Aslan. Çok sinirli. Bir sarı kartta Ersen'e geliyor bu bölümde. Kemal Yıldırım'ın itirazları var. Sonrasında oyun devam ediyor. Gelişen Doğancı atağı. Ceza alanı içerisi. Savunma uzaklaştırma topu. Yapılan orta arka direğe doğru bir kafa vuruşu top filelere gidiyor. Golün ismi İsmail Demir bu dakikada. Dakikalar 58. Doğancı deplasmanda. İsmail Demir'in golüyle Çanakkale deplasmanında 1-0 öne geçiyor. İsmail Demir ve arkadaşlarının gol sevinci. Çanakkale Muharrem Döves Stadı'nda ekranlara geliyor. Çok kritik bir deplasman. Zor bir deplasman. Devre arası kaliteli transferleri kadrosuna katan Doğancı ligde artık üst sıraları düşünen, hedef alan bir takım. Gelişen bir başka atak. Ceza çizgisi vuruş. Kaleci Umut. Bu kalesinde dikkatli Umut. Yağış başladı. Şiddetli yağış. Çanakkale Muharrem Döves Stadı'nda gelişen Çanakkale atağı. Ceza çizgisi vuruş o noktada Emre. Boşta kalan top savunma. Tehlike uzaklaştırıyor. İkinci golü arayıp maçı koparmak istiyor Doğancı takımı. Gelişen atak. Kaleciyle karşı karşıya bir vuruş o noktada kaleci. Sonrasında savunma zor pozisyonda. Topu uzaklaştırıyor. Önemli bir pozisyon. Salih Oyal pozisyonun içinde olan isim. Atak yönü sol kanat. Çanakkale atağı. Gol istiyor Çanakkale. Gözler maçın atakı Zekai Töre'de. Oyun devam ediyor. Penaltı etkisi var. Emre topun sahibi oluyor. Penaltı etkisi vardı. Çanakkale'de Zekai Töre devam ettirdi oyunu. Bir başka atak. Ceza alanı içerisi. Yine yerde yatan isim var. Bu kez Zekai Töre gösteriyor penaltı noktasını. Uanç yerde kaldı. Zekai Töre çaldı. Penaltı dedi. Topun başında olan isim Selçuk. Dakikalar 83. Selçuk Sergeç topun başında topu filelere gönderiyor. Kaleci Emre ve top ayrı ayrı köşelerde izliyoruz golü. Selçuk Emre'yi sola, topu sağa göndererek skoru dengeliyor. 1-1 oluyor skor Muharrem Döves Stadı'nda. Şiddetli yağan yağmur şu an itibariyle yok Muharrem Döves'te. Gelişen bir başka atak yapılan orta arka direk. Kafa vuruş Emre çaresiz. Kafa vuruş Emre çaresiz. Dakikalar 90. İzliyoruz golü. Golün ismi bir kez daha Selçuk Sergeç. Yaptı kafa vuruşunu Emre'nin altına topu filelere göndererek 1-0 geriden gelip Çanakkale'yi 2-1 öne geçiriyor. Çanakkale 2010'da çok kritik 3 puan kazanması durumda Çanakkale'nin. Gelişen atak gözler. Zekai Töre'de dediğim anda çalan son düdükle karşılaşma tamamlanıyor. 2000'lik skor 3 puanı alan taraf Çanakkale takımı. Maç sonu itirazlar var o bölümde Zekai Töre'ye. Maçın orta hakemine. Yoğun itirazlar var. Doğancı futbolcuların bu bölümde de Salih Oyal'a kırmızı kartı gösteriyor. Maçın orta hakemi Zekai Töre.